Konuşmamız tabii ki aynı zamanda bugünkü sigarayla bağlantılı olarak Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin özellikle bu özel konuyla ilgili, yani sigaranın sese vermiş olduğu zarar ve aynı zamanda zaten sese herkese verdiği zarar haricinde, hele ki şu pandemi döneminde tamamen sesini tüketmeyen biz sanatçılar için de vermiş olduğu bir zarar söz konusu. Sizin bu konuyla ilgili birçok hem açıklamalı hem de bize yardımcı olabilecek bilgileriniz var. Bunları paylaşmak istiyoruz öncelikle. Evet, öncelikle herkese merhabalar. Şimdi konu hakikaten çok enteresan bir konu, sigara konusu. Bizim ülkemizde son yıllarda sigara büyük bir hassasiyet kazandı etti ve yıllarca sigara bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşamın bir parçası oldu. Herkes bir ucundan neredeyse bulaştı diyebilirim sigaraya, özellikle de benim jenerasyonumda. Ben sigara ile benim ilişkim aslında sporla çok ilişkili bir insandım. Fakat her nedense üniversiteye gittiğim yıllarda benim çok sevdiğim bir arkadaşım beni sigaraya alıştırdı. Ben tıp fakültesinin ikinci sınıftan dördüncü sınıf arasındaki o 2-3-4'te 3 yıl boyunca sigara içtim. Ama nasıl sigara içiyordum? İşte günde bir iki tane falan derken bu artmaya başladı. Yavaş yavaş bir yarım paketi falan buldum ben böyle günde sigara içerken. Ve dedim ki bir gün hiç unutmuyorum. O zamanlar Beyoğlu'nda trafik vardı ve Taksim'e doğru dolmuşlar gidiyordu. Ve ben bir dolmuşun içindeydim. Beyoğlu'nda o Atlas Sineması falan oralarda bir yerdeydim. Ya da Emek Sineması tam hatırlamıyorum yerini ama yağmurlu bir gündü. Arka koltukta oturuyordum. Pencerenin camını açtım ve paketi attım. Dördüncü sınıftaydım o zaman. Atış o atış. Yani sigaradan öylece uzaklaştım. Peki Çünkü sebep olan şey neydi? Yani birçok kişi içiyor çünkü. O karar o alma yıllarda verdiği neydi, onu merak ettim. o paketi attığım yıl muhtemelen 1981 ya da 82'ydi. Ve ben doktor olarak sigara içmemem gerektiğini düşünerek onu attım. Yoksa bende en ufak bir zararı falan yok. Yani zaten sigaranın zararını bir anda hissetmiyorsunuz. Şimdi Evet. sigara bizim vücudumuza çok zararları var ama bugünkü konumuz aslında ses sağlığıyla ilgili ve sesimiz üzerindeki zararları. Hakikaten de burada çok fazla zarar görüyoruz. Yani cildinize zararı vardır. Cilt dokunuzda bir kalınlaşma yapar. Ben Iowa'da çalışırken çok ünlü bir plastik cerrah, Profesör Janusz Barda, yüz estetik cerrahisini ve burun estetik cerrahisini sigara içen kişilerde yapmaz. Ya niye yapmıyor diye sorduğumda ciltleri kalınlaştığı için benim sonuçlarımı bozuyor derdi. Yıl 1988. Artık şu anda herkesle yapılıyor bu cerrahiler ama o dönemde çok özel bir cerrahiydi. Kimse bunları yapmıyordu ve Janusz Barda hakikaten çok başarılı olmak için sigara içmeyen kişileri seçiyordu. Şimdi ses tellerinde sigaranın zararları. Tabii bu birkaç şeye göre değişiyor. Bir, sigara içinize çekiyor musunuz, çekmiyor musunuz? Yani çektiğiniz zaman sizin her iki seslerinizden geçip de o duman akciğerlerinize gittiği zaman bir zarar var. Bir de ağız tiryakilerinde bir zarar var. Ağız tiryakilerindeki zararı daha az bir zarar. Yani ses tellerini çok o kadar etkilemiyor. Nikotinin sizin vücudunuza geçiş yoluyla etkisini yapıyor bu zarar. Fakat direkt olarak o dumanın yaptığı zararı yapmıyor. Şimdi ben kulak burun boğazda özellikle ses hastalarıyla çalışmaya başladığım dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da Stan Shepshey'den ve Pete Bui'den birlikte çalıştım. O zaman gördüğümüz örnekler kadınlarda özellikle yoğun sigara içen kadınlarda ses telleri üzerinde bir ödem görüyorduk. Aynen ciltteki kalınlaşma gibi. Farklı bir şey değildi. Ama bu ödem kadınlarda değişikliğe yol açıyordu. Seslerinin daha kalınlaşmasına neden Evet. oluyordu. Yani benim sesimden daha kalın olduğunu düşünün. Sigara içenlerde hep böyle bir daha kalın ve hani çatallı bir ses tonu oluşuyor ister istemez. Evet Ferhan Bey, ben aşağı yukarı 15 yıldır sigara içiyorum. Böyle kalın bir ses, çatallı bir ses, yorulan bir ses. Ve bunun nedeni tamamen içtiğiniz sigara.
özellikle de bir paketin üzerinde içtiğiniz zaman ses teli üzerinde bir enflamasyon yaratıyor. Yani hayır, tabakayı oluşturmuyordu. Üzerindeki epitel normal. Hemen onun altında bir tabaka vardır. İçinde hiyalüronik asit olan, sıvı olan bir tabaka vardır. Bu tabakanın miktarı genişliyor. Hiyalüronik asit salgısının miktarı artıyor. Ve aynen o ses teli bir sucukmuş gibi şişiyor. Yani siz o ses telinin içine bir enjektörden sıvı enjekte ettiğinizi düşünün. Aynı o şekilde şişiriyorsunuz. O zaman da işte ince ve uzun olan kadın ses teli erkeksi bir ses teli oluyor. Hatta daha da kalınlaşıyor. Onun için sesi bozuyor. Sesin yorulmasına, çatallanmasına ve daha sağlıksız olmasına neden oluyor. Şimdi ses teli üzerinde sadece bunu yapmıyor, kuruluk yapıyor. Enflamasyon yapıyor. Kuruttuğu gibi ses tellerini de kurutuyor tabii ki. Tabii kurutuyor ve salgılama yapıyor. Sadece biz akciğerden gelen balgamı dışarıya çıkartmaya çalışmıyoruz sigara içtiğimizde. Ses teli üzerindeki bir takım sekresyonları, salgıları da atmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da sigara içicisi şunu yapar. Ve bu ses sağlığı açısından, özellikle sesini profesyonel kullanan kişiler açısından son derece kötü bir alışkanlıktır. Ses telleri üzerinde bir travma yapar. Özellikle sesinizi bir şarkıcı olarak, bir elit bir kullanıcı olarak kullanıyorsanız sesiniz zarar görür. Ses teli üzerindeki... Zaten en çok zarar veren şeylerden biridir o diye yapılan şey. Hep bunu yapmayın, daha çok zarar verirsiniz sese derler. Bir travmadır. Bol miktarda su içerseniz onun etkisini birazcık azaltırsınız. Ses telleri suyla çalışır. Yani ıslak bir ortamda çalışır. Bizim ses telimizin üzerinde hep bir salgılama vardır. Fakat bunun miktarı azdır. Şimdi bunun miktarı sigarayla artabilir. Aynı zamanda da kuruyabilir bu bölgeyi ki. Bir sesinizde maksimum bir sonuç elde etmek istiyorsanız her zaman için, en iyi sese sahip olmak istiyorsanız, siz o zaman mutlaka bol miktarda su içmeniz lazım. Bir, nemli tutmak gerekir. Evet, orayı ıslak tutmak için. Aynı zamanda da air condition yerler değil de daha böyle nemli ortamlarda söylediğiniz zaman. Yani mesela biliyorsunuz hamamlarda çok güzel şarkı söylenir. Yani oradaki o ortamda çok daha rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Çünkü çok nemli bir ortam vardır ve ses telleriniz hiçbir zaman yorulmaz. Ama tam aksini düşünün, bir uçakta olduğunuzu düşünün. Klimalar çalışıyor. Kuru bir ortam, havasız bir ortam. Ve sesiniz yorulur. Sesiniz yorulduğu sürece sürekli olarak yanlış kullanımlara gidersiniz. O konularda istediğin soruyu sorabilirsiniz Serap Hanım, sesle ilgili. Ben sesle ilgili birçok dostumun yapmış olduğu, hani o sesi kalınlaşan ya da sesinde gıcık olan kişilerin mesela kendileriyle ilgili yaptığı şeyleri gözlemliyorum. Biliyorsunuz böyle bir pastil alıyorlar. Pastille sanki boğazlarını rahatlattıkları düşünüyorlar. Hani sizin önereceğiniz aslında hani nemli tutmak dediniz ama bir şekilde tedaviden ziyade gerçekten rahatlatabilecek olan başka unsurlar varsa onları da burada paylaşmak isterim. Yanlışları da, çünkü ben mesela ne zaman öyle bir pastil kullanılsa daha kötü olduğunu hissettim şarkı söylemeden önce sesimin. Bazı kişilere de ben kullanmıyorum ya da kullanılmamasını öneriyorum diyorum ama sizin tabii uzman görüşünüz çok daha önemli benim için. Harika. Şimdi ben de bir şey söyleyebilir miyim burada? Tabii ki sayın. Hocamın güzel bilgilerine çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben de Türkiye Sigara Savaş Derneği'nin icra kurulu başkanıyım ama kadın doğum uzmanıyım. Bu dediğiniz çok doğru. Böyle vakalarda bir de boğaz reflüsü varsa, sanıyorum bir de sigara içiyorsa, bu olay daha da artıyor. Çünkü onlar da sizin dediğiniz gibi reflü olanlar sürekli bir boğazı temizleme dediğiniz gibi böyle bir şey ihtiyaç duyuyorlar. Onun için bu konuda ne dersiniz? Çok teşekkür ederiz güzel bilgileriniz için. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu katkınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben orayı biraz açayım size. Çok teşekkürler. Şimdi o zaman ben size kısaca sesini elit kullanan, yani elit ses kullanıcıları, yani ses sanatçıları açısından ses sağlığını nasıl sağlayabiliriz? Sigarayı içmememiz gerekiyor. Bunu bir kere bir noktaya koyduk. Bu konuda biraz daha bir derin bilgileri vereceğim sigara ile ilgili ama bir genel olarak nelere dikkat etmeli bir ses sanatçısı? Öncelikli olarak
hemen gitmeden ben Nine Hanım'ın saptamasından yola çıkayım. Reflünün olmaması gerekir bir ses sağlığı açısından, ses sanatçısında. Evet, çok rahatsız edici bir şey çünkü. Burada çok dikkatli ol. Yakıcı bir şey oluşuyor boyutta, boğazda bir anda. Asit sağlığı. Artı mideden gelen pepsin her iki vokal kordumuzda, ses telimizde bir enflamasyona, yani bir, o bölgede bir yangıya yol açar. Dolayısıyla da sesimizde bir güçlü azalma, bir çatallanma ve bir salgılamada artış olur. Bunu neler yapar? Bunu baharatlı içecekler yapar. Bunu asitli içecekler yapar. Bunu ağır yağlı yemekler yapar. Bunu kahve ve çay yapar. Bunu aşırı sıcak içecekler yapar. Yani kahve, çay, çorba bunları tüketiyorsanız ılık bir şekilde için. Çünkü termal bir travma yaratıyorsunuz o zaman da. Bunu çilek yapar, bunu çikolata yapar, bunu domates yapar. Ama bunu en çok ne yapar biliyor musunuz? Stres yapar. Yani bütün bunlara dikkat edip de stresi çözümleyemediğiniz zaman siz reflüyü yine çözümleyemezsiniz. Biz bu konuda ses sanatçılarının özellikle akşam yemek çok böyle abur cubur yememelerini, performanslarını bitirdikten sonra mümkünse aç kalıp ondan sonra yatağa yatmalarını öneririz. Ve içtikleri şeylerde, asitli içeceklerden, alkolden, yani alkol kullanılıyor tabii ki doğru ama alkol de şöyle kullanmasını öneririm. Eğer siz bir kadeh ne içiyorsanız, şarap mı içiyorsunuz, rakı mı içiyorsunuz, viski mi içiyorsunuz, onun yanında 3 bardak su içmeniz gerekiyor. 3 bardak su içtiğiniz zaman o alkolün yapmış olduğu o kuruluğu, onun etkilerini ortadan kaldırırsınız. Yani etkilerini ortadan kaldırıyorsunuz. Evet, reflü konusunda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İçecekler, yiyecekler konusunda. Ama sesimizi kullandığımız ortamlar da çok önemli. Biraz önce kuruluğun olduğu ortamlarda sesinizi kullanıyorsanız hata yaparsınız. Daha nemli ortamlar uygundur. Fakat tabii bunları bulmak o kadar kolay değil. Ama aynı zamanda gürültünün de hakikaten çok olumsuz etkisi vardır. Siz sesinizi her zamankinden daha farklı olarak kullanıyorsanız yanlış kullanıyorsunuz. Her zamanki gibi kullandığınız sürece bir problem yok. Bakın ben size bir örnek vereyim. Diyelim ki ben bir maça gidiyorum ve işte orada bir taraftar olarak bir takımı destekleyeceğim ama çok sık maça gitmeyen bir insan. Nadiren, yılda bir iki kere gidiyorum. Dolayısıyla da o maçta sesimi ben yanlış kullanacağım. Burası çok açık. Tabii ki. Kalabalık ve gürültülü ortamlar muhakkak sesi zorluyor. Yani yüksek volümde söylenme ihtiyacı oluşturuyor. Tamamıyla. Maçtan çıkınca benim sesim gidecek. Belki ses tellerimde bir iki küçük kanama olmuş olacak. Birkaç gün sesimi dinlendirmek zorunda kalacağım. Ama bu hani doktor olarak ben bu hatayı yaptım diyelim ama Serap Hanım siz yaparsanız olmaz. Yani siz sesinizi çok... Ben her zaman zaten diyafram tekniğini konuşurken bile kullanmaya çalışıyorum. Öyle gittiğimiz kalabalık ortamlarda da özellikle o dikkat etmediğimiz anda yüksek volümde arkadaşlarımıza sesini bizi duyurmak için yükselttiğimiz dakikalar bizim gerçekten sesimize en çok zarar verdiğimiz, en çok yıprattığımız zamanlar oluyor. Ben öyle bir yerden döndüğümde akşam aynı o sigara içenlerin hani kalınlaştığı gibi kendi ses tellerinin o çıkardığı sesten ben rahatsız oluyorum. Hele ki onun sabah uyandığındaki bende yarattığı etki çok çok başka oluyor. Yani o aslında tamamen dediğiniz gibi herhalde o şeyin kendisini zorlaması, o salgıyı değil mi şişmesinden, ödem yapmasından kaynaklanan bir şey söz konusu oluyor. Yanlış kullanıp zorladığınız zaman bu oluyor. Hı-hı. Yani zorlama da şöyle düşünün. Hani otoyolda gidiyoruz biz derken böyle bir yokuş görüyoruz, daha doğru tırmanıyoruz. O kamyonlar habire zorluyorlar kendilerini o yokuşu çıkabilmek için. İşte evet. Biz de o noktada zorluyoruz. Bu zorlamayı nerede görürsünüz biliyor musunuz? Bir sanatçının şarkısını söylerken veya konuşurken sesini zorladığını, boynundaki kasları çok net bir şekilde o boyun damarlarıyla birlikte ortaya koyduğu zaman net bir şekilde o gerginliği görürsünüz. Ben mesela böyle eski videolara bakıyorum. Sigara içen ses sanatçıların Türkiye'den örnek vermeyeceğim, isim de kullanmayacağım, yurt dışından bu kişilerin sigara içtikten yani belli bir süre sonra döneminde yani 10 yıl sonraki videolarına baktığımda artık seslerindeki değişimi
ortadan kaldırmak için boyunlarını o kadar zorluyorlar ki inanılmaz bir şekilde gergin söylüyorlar parçaları ve gergin söylediğiniz zaman o zorlamayı yaptığınız zaman siz 2 saat rahat şarkı söylüyorsanız o 1 saat edilmiştir. Hatta yarım saat edilmiştir. Süre çok kısalmıştır. Çabuk yorulursunuz ve programınızı çok çabuk bitirirsiniz. Şimdi benim mesleğimle ilgili olunca tabii ki bende bununla ilgili soru çok. Fakat pek çok katılanımız var şu anda. Gözde Özdemir, Perihan Usta yine Sigara Savaşanlar Yönetim Kurulu'ndan. Onların da hani danışmak istedikleri Zeliha Sunal görüntü olarak bizimle değil ama sanıyorum sesimiz ona ulaşıyor. Sormak istedikleri sorular varsa yani chatten bile bize ulaşabilirler. O yüzden özellikle tamamen onlara da bir söz hakkı vermek istiyorum. Bu konuyla ilgili sormak istedikleri bir şey söz konusuysa hemen onların yorumlarını da almak istiyorum. Günselim Alkoç, İrem Arman, Emine Dönmez, Profesör Doktor Emine Dönmez ve Perihan Usta. Orhan Yenici konuda zaten uzman olarak evet. Belki sormak istediği bir şeyler vardır kendisinin. Sorular mı geliyor şimdi? Evet, sorularımız olabilirse lütfen biliyorsunuz bana bir şekilde el işareti yapıldığı takdirde ben hemen söz verebilirim soruyla ilgili. Sorabilir miyim? Tabii ki Profesör Doktor Emine Dönmez. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi geçenlerde bir probiyotikler toplantısına katıldım. Yeni Zelanda'dan John Tech diye bir profesör şey bulmuş, bu Bliss K12 duydunuz mu hocam? Belki duydunuz, ben ilk defa duydum. Onun Türkiye'de de pastilleri, şeyleri varmış aslında. Bu biliyorsunuz Streptococcus salivarius'tan yapılan bir şey. Ve de bunun bütün kanserleri, bütün sistemik hastalıkları önlediğini, hatta bugün gündemde olan COVID-19'u bile önlediğini söyledi. Ve ben şaşırdım. Kendisinde piyasaya yönelik olmuş, müthiş bir ağız kokusu olmuş. Ondan sonra da bu ağız kokusu ve bu şeyden nasıl kurtuldum diye bunu bulmuş. Benim çok ilgimi çekti de bu konuda ne dersiniz? Bütün kanserleri, bütün sistemik bozukluklarda bunun ağız florasında etkili olduğunu, ya daha doğrusu mikrobiyataların çok önemli olduğunu biliyoruz ama bu K12'nin çok etkili, Bliss K12'nin etkili olduğunu bu kadar hakikaten bilmiyordum. Ben o gün çok geniş bilgilendirildim. Ve de buradaki probiyotiklerin tam anne karnındaki bebekteki amniyondaki şeylerle probiyotiklerle ilişkilendirilerek annelerin de mutlaka bunu kullanması gerektiğini, dolayısıyla bebekte de enfeksiyonları önlediğini söyledi. O kadar güzel, hoşuma gitti. Siz bu konuda ne dersiniz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten pek fikrim yok ama genel olarak bu tarz preparatlar konusunda ben biraz böyle çok dikkatli konuşmak isterim. Keşke kanserde, keşke COVID-19'da önleyebilse diye düşünüyorum. Ama ben pek bunları önleyebileceğine inanmıyorum. Bugüne kadar o kadar çok çalışma yapıldı ki maalesef çok yavaş ilerliyoruz. Özellikle kanserde çok yavaş ilerliyoruz. COVID-19'da ise durumumuz ortada. Hepiniz biliyorsunuz bugün birçok ilaçtan yola çıktık. Biz ilk biliyorsunuz sıtma ilaçlarıyla yola çıktık. Ondan sonra Türkiye'de Famiprevir, Amerika Birleşik Devletleri'nde Remdesivir kullanmaya başlandı. Ama bugün geldiğimiz nokta maalesef hiçbirinin en ufak bir olumlu etkisi yok. Sadece aşılamayla bu işi çözümlemeye çalışıyoruz. Korunmayla çözümlemeye çalışıyoruz. Biraz kortikosteroidlerin kanıtlanabilir etkisini gördük. Onun dışında aradan zaman geçtikçe o heyecanımız, biz şu ilaçtan çok başarılı olduk heyecanımız ortadan kalktı. Hakikaten bilimsel çalışmalarda kanıt olmadığını gördük. Şimdi bu söylediğiniz preparatta da mutlaka arkasından birçok çalışma yapılacaktır. Ondan sonra da bir fikir sahibi olacağız sanırım. Hocam yeni değil, yapılmış
özellikle pankreas kanserleriyle bu ağızdaki piyosyonezlerle ilgili, yani probiyotiklerin etkisini söylüyorlar. Bu probiyotiklerin kullanımı ile bunların önlendiğini gerçekten kendisinde görmüş. Yani piyosyonezi bile önlemiş o ağızdaki kötü kokuyu, biliyorsunuz. Onun için bu varmış Türkiye'de ve kullanılıyormuş. İsmini vermeyeyim, reklam gibi olur diye. Ama asıl maddesi Bilis K12 Streptococcus salivarius diye bir şeyin, yani biliyorsunuz mikrobun daha doğrusu yaptığı bir şey. Yani probiyotik, hepimizde mikroplar var ama bunların bazıları yararlı, bazıları zararlı. Neyse, o konulara girmeyelim. Yani ben bu konuda, hani siz kulak burun boğaz uzmanı olarak, dedim ki bu probiyotiği kullanıyor musunuz? Tabii ki COVID-19 için kimse bir şey söyleyemez. Probiyotiklerin kulak burun boğaz alanında çok fazla kullanımı yok o kadar. Siz öyle yani kullandığımızı söyleyemeyiz. Diğer branşlar daha çok kullanıyor olabilir ama bizim kullandığımız preparatlar içinde çok yer almıyor. Şimdi burada gözüme Orhan'ın bir sorusu geçti ve gördüm. Ben ona cevap veriyorum. Pasif içiciler, değil mi? Pasif içici. Pasif içicilerin etkilenişiyle ilgili bir soru sormuş Doktor Orhan Yenici. Şimdi konuşurken sadece dedik ki ses telleri üzerinde sesi yoruyor, sesi çatallandırıyor. Özellikle de şarkıcılarda veya sesi profesyonel kullanan kişilerde hakikaten mesleklerine zarar veriyor dedik. Ama asıl en önemli etkisinden daha henüz bahsedemedim. En can alıcı etkisi, bence canımızı alan etkisi, kanser. Kanserojen etkisi. Biliyorsunuz sigarayı aşağı yukarı içtiğiniz miktar sizde, benim alanından konuşacak olursak, baş boyun kanserleri, özellikle de gırtlak kanseri üzerinde ki etkisini arttırıyor. Yani sizin gırtlak kanseri olabilme şansınız ne kadar çok içiyorsanız o kadar çok artıyor. İçmezseniz oluyor mu? Pasif içici olursanız da olabiliyor. Pasif içiciyseniz de siz hiçbir şekilde sigara içmeyip ve dumana maruz kalmadığınız zaman şansınız son derece yüksek. Fakat pasif içiciyseniz de sigara içen bir kişi kadar olmasa bile larynx kanseri, yani gırtlak kanseri olabilme şansınız var. Gırtlak kanseri nasıl oluşuyor? Sigaranın ses telleri üzerinde yapmış oldukları değişikliklerle başlıyor. Ama sadece ses telleri değil, gırtlağın diğer bölgelerinde de bu değişiklikleri yapabiliyor. Eğer ses teli üzerinde yaptığı zaman bu değişikliği, seste bir kısıklık, seste bir çatallanma, bir seste bir bozukluk oluyor. Ve hasta bunu çok erken fark ediyor. Evet. Yani gelmek istediğim nokta şu, sigaraya bağlı olarak ses telinde bir kanser oldu mu çok erken yakalıyorsunuz. Ve çözümünü de çok rahat buluyorsunuz ve %100 bir tedavi sağlıyorsunuz. Ama ses telinin dışındaki bölgelerde bunu yapıyorsa, o zaman çok daha geç yakalıyorsunuz, o zaman şansınız biraz daha azalıyor. Maalesef pasif içicilerde de bu var. Şimdi kanserin dışında pasif içicilerde ne olabiliyor? Sigara burun tıkanıklığı yapabiliyor. Burun tıkanıklığı yaptığı zaman sigara dumanı, siz ağzınızı kullanarak nefes alıyorsunuz, burundan nefes alamıyorsunuz. Evet. Şimdi bir şarkıcı burundan nefes alabilmeli. Bir ses profesyoneli burundan nefes alabilmeli. Burundan nefes aldığınız zaman, burnunuz tıkalı olmadığı zaman bir havayı nemlendirerek akciğerinize gönderiyorsunuz ki sizin burnunuz ve geniz bölgeniz, sinüsleriniz açık olduğu sürece sesinizin rezonansı artıyor. Bu da ne demek? Çok daha güçlü bir ses elde ediyorsunuz. Bakın, ben burnumu tıkadığım zaman sesim nasıl değişiyor? Sigara içilen bir ortama girdiğiniz zaman burnunuz rahatlıktan tıkanabilir. Çıkarsınız o ortamdan, bir aşağı yukarı bir yarım saat sonra burnunuz rahatlar, açılır. Dolayısıyla da sesinizde de olumsuz etkiyi yaratıyor. Pasif bir içici olduğunuz zaman, sigara içilen ortamlara girdiğiniz zaman sesinizde çatallanmalar, sesinizde bir salgı artışı ve sesinizi sürekli bir temizleme isteği gündeme gelebiliyor. Ve sesiniz daha... Buyurun. Yani bu sıkıntıların hepsini yaşıyorum ve ben bir hasta olarak size geldim.
Sizin bendeki mesela, ben bununla ilgili daha önce mesela sesle ilgili bir sorun yaşadığımda hep böyle bir egzersiz yoluyla aslında bir tedavi yöntemine gidilmişti. Yine kulak burun boğaz branşında, ama daha çok böyle hani egzersizler, teknik çalışma, ilaçtan ziyade sese çok çok daha etkisi olabilecek olan, sadece tabii sizin yönlendirdiğiniz, sizin gibi uzman doktorlarımızın yönlendirdiği bir özel teknik sistemiyle sesimi aslında kurtarmıştım nödülden. Çünkü nödül oluşumu da oluşuyor böyle bir sonuçta. Ya bununla ilgili sizin şu an bizi izleyen ya da bunu daha sonra paylaştığımızda çözüm için merak eden kişilere önerebileceğiniz ya da size ilk gelen böyle bir kişiye sizin tavsiye ettikleriniz nasıl oluyor, yönlendirmeleriniz nasıl oluyor? Evet, şimdi iki grup kişiden bahsediyoruz. Birisi sesini profesyonel kullanan kişi ve ses sanatçısı. Bu çok çok özel. Nodül kelimesi onun için yani kanser gibidir. Bu kelimeyi hiçbir şekilde duymak istemez. Ve bir şekilde sesinde bir bozukluk olduğu zaman kulak boğaz doktoruna gittiğinde duymak istemeyeceği tek kelime budur. Nodülü duymak istemez. Nodül nedir peki? Nodül sesi yanlış kullanmaktan dolayı her iki ses teli üzerinde oluşan kalınlaşmalardır. Şimdi ayağınızdaki nasır. Nasırlı ayağı düşünün. Nasır niye oluşur? Ya yanlış yürüyorsunuzdur. Ya ayakkabınıza bir çorap giymemişsinizdir. Ya her gün siz bir ya da iki kilometre yürürken 10 kilometre yürümüşsünüzdür. Dolayısıyla da bir yanlışlık vardır. Nodül de aynı şekilde. Nasır sağ ayakta olup da sol ayakta olmamazlık yapmaz. Tamam, ikisinde de olur. Akşam eve geldiğinizde evet, ayaklarınızı altı eder. İşte seste de bir yanlış kullanım yaptığınız zaman o akşam sesiniz, boğazınız ağrıyordur, bir yorgunluk vardır, acıyordur. Ertesi gün aynı hataları yaparsınız, yine acıyordur. Ve derken her iki seslerinde simetri, ayaktaki nasır gibi kalınlaşmalar olur. Bu kalınlaşmalara nodül diyoruz. Ve evet, bu nodüller tedavi yanlışlığı düzeltmektir. Şimdi yanlışlık sadece sesi kullanırkenki yanlışlık değildir. Orada o sesi yanlış kullanıma getiren, altta yatan hazırlayıcı faktör nedir? Bu da çok önemli. Mesela biraz önce Orhan'ın sorusu, sürekli dumanlı olan bir ortamda şarkı söylemek sesi yanlış kullanmayı doğurur. Bu da nodülü getirir. Bir. Veya air conditionlı bir ortamda şarkı söylemek kuruluktan dolayı sesi yanlış kullanmayı doğurur. Bu da nodülü getirir. Veya ses sanatçısının alerjisi var. Neye karşı? Polenlere karşı. Dolayısıyla da burnunda tıkanıklık, geriye doğru olan akıntısı yanlış kullanımı getirir. Bu dönemlerde sesini zorlar. Emine Hanım diyoruz dedi, galiba bu burundaki etin şişmesi, evet, değil mi? Hı-hı. Öyle tabii sorunlar yaşıyor. Dilimiz burun etlerinin şişmesi. Burundan nefes alamıyorsunuz, sürekli ağız nefesi yapıyorsunuz, kuru bir ortam doğuyor ve sesinizi yanlış kullanmaya başlıyorsunuz. Emine Hanım biraz önce söylediği gibi reftir. Sesin yanlış kullanımı doğurur, dolayısıyla da sesinizi yanlış kullanmaya başlarsınız. Kulak burun boğaz uzmanı burada ne yapmalı? Siz bana geldiğiniz zaman ben ilk önce nodülü gördüğüm zaman altta yatan ne var? Siz neden dolayı sesinizi yanlış kullanıyorsunuz onu tespit etmem lazım. Bu arada yani, son 6 dakikamız kalmış. Çok hızlı gideyim. Hemen sorular da oldu çünkü bu arada. Zeliha Hanım online tedavi olabiliyor mu diye bir soru sordu. Tamam. O da olabiliyor. Ona da cevap vereceğim. 5,5 dakikamız var. Tam 5.30. Tamam. Harika. Çok sağ ol. Gidiyoruz. Bana geldiğiniz zaman ben ilk önce burada sizin sesinizde nerede problem yaşatıyor sizin sesinize onu tespit etmek zorundayım. Bunu sağlıksal olarak bir, süre olarak iki, yani siz her zaman 2 saat şarkı söylerken bu şarkıyı örneğin işvereninizden dolayı 4 saat şarkı söylemek zorunda kalıyorsanız nodül oluşur. Veya efendim öğretmensiniz. O gün 3 saat ders vermeniz gerekiyor ama 6 saat. Önce sesi neden yoruyoruz, neden bu duruma sokuyoruz? Önce onu anlıyorsunuz. Evet, bunu anlıyorum. Evet. Bunu anladıktan sonraki tedavide cerrahi bir tedavimiz yoktur. Orayı bir kere üstüne basa vurayım. Cerrahi tedavi hiçbir şekilde çözüm bulamıyorsak yapılır. Ve bu uzun bir süre sonrasında gündeme gelir. Ondan sonrasında ben sizdeki bu altta yatan nedeni eğer medikal bir problemse
alerji, enfeksiyon, ortam, çalışma süreci, bütün bunların düzelmesi için sizden konuşup bunları düzeltmeye çalışıyorum. Gerekli olan ilaçları veriyorum. Sonra sizi bir ses ve konuşma bozuklukları uzmanına yönlendiriyorum. Bu kişiler 4 yıl eğitim almış ve sesinizi nasıl kullanabileceğinizi gayet iyi bir şekilde bilen kişiler. Ve dolayısıyla da siz de çeşitli egzersizlerle sesinizi doğru kullanmanızı sağlıyorlar. Kesinlikle bir şarkıcı olarak teknikte bir problem yaşamıyorsunuz. Ama şurada hemen geri geleyim. Eğer siz bir operada bir öğrenciyseniz, bir konservatuvarda bir öğrenciyseniz, öğrencilik döneminde tekniksel hatalarınız vardır. O zaman mutlaka ben sizi bir şan hocasıyla paylaşıyorum, hocasıyla paylaşıyorum. Teknik bir hatası vardır. Yani o teknik hatadan mı kaynaklanıyor? Burası çok önemli. Yoksa sesini çalışma şartlarından mı bozdu? Yoksa geçirdiği bu hastalıklar çevresel faktörlerden mi bozdu? Bütün bunların hepsini birleştiriyoruz, kafa patlatıyoruz ve sonuçta sizin modülünüzü öyle tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu da çeşitli egzersizlerle oluyor. Zediyacığım online olabilir mi? Online de olabiliyor. Olabilir. Şöyle o zaman kısaca özetlersek sanıyorum ki eğer ki sizin branşınızı tamamen alerji olsun, belli bir şekilde boğaz ya da belli bir kulak burun boğazla ilgili bir şeyse bunun hiçbir şekilde ameliyata değil öncelikle ilaçla olabilecek olan tedavisine çözümüne gidiliyor. Sonrasında eğer ise ses teknikle ilgili bir sorunsa da konuşma ve ses tekniğiyle ilgili kişiye yönlendiriliyor değil mi bu konuda? Tabii harika. Şimdi bu egzersizlerden sesiniz düzelmiyorsa bu egzersizlerden yani bir şekilde bir ilerleme kat edemiyorsanız tanıda yanlışlık var. Ben sizi kulak doktor olarak yanlış tanıyorum. Sigara bırakmayı el ağız arasında ilişkiyi de sormuş Zeliha ama o biraz daha uzun detaylı bir şey sanırım. Evet. Bunu Hocam bu nodüllerle ilgili bir şey sorabilir miyim? Yani çok güzel bir konuya Seramcığım ben de bir yıllık dersi böyle 15 günde anlattım ve nodül dediler. Ameliyat oldum ses tellerimden ama pseudokis çıktı. Demek ki ameliyat olmadan düzelebilirmiş. Evet. Niye söylemediler hocam? Şöyle söyleyeyim. Nodüller ameliyat olarak düzeltmekte çok zorlanırsınız. Çünkü aynı hatalar tekrarlanır ve nodül tekrarlar. Nodülde cerrahi olarak başarılı olmak çok zordur. Ama ben biraz önce Serap Hanım'a dedim. Eğer egzersizlerinize başladınız ve işler iyi gitmiyor. Yani en ufak bir şekilde yol kat edemiyorsunuz. Sonuç yok, değişmiyor. Ben size nodül tanısını yanlış koymuş olabilirim. Yani burada şudur. Hakikaten bu işte çok uğraşan bir kulak burun boğazcı, iyi bir göz, seste uzmanlaşmış olan kişinin hata yapma olasılığı çok çok düşüktür. Ama genel bir kulak burun boğazcının hata oranı çok daha yüksektir. Bu da nasıl olabilir? İşte biraz önce Emine Hanım dediği gibi bir tarafta pseudokistiniz vardır. Ve bu nodül olarak değerlendirilmiştir. Hastayı ameliyat edersiniz. Burada cerrahidir tedavi pseudokisti. Pseudokisti ses terapisiyle düzeltme şansınız çok daha düşük. Evet, son bir dakikaya girdik bu arada. Polibiniz vardır. Karşı tarafta bir nodül oluşmuştur. Bu konularda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani tanı burada hakikaten iyi bir gözün o ses tellerini çok iyi bir şekilde inceleyerek tanıyı koyması da çok önemli burada. Çünkü tamam bu nodül dediğiniz zaman hakikaten ses egzersizlerden çok iyi bir yol kat edersiniz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Biz Sigara Savaşanlar, Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği Yönetim Kurulu olarak bugün Profesör Doktor Ferhan Özlü ağırlamaktan büyük bir onur duyduk, keyif aldık.